Arkadaşlar merhabalar. Doktorum TV kanalındasınız. Bugün biyorezonans konusunu konuşacağız. Doktorumuz Mahmut Çelik bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hem size hem izleyenlerimize sağlıklı günler dileyelim öncelikle. Evet. Biz merak ettik. Bu sorunun cevabını sizde bulacağımıza inanıyoruz. Biyorezonans nedir hocam? Biyorezonans kuantum fiziğine dayanan bir tedavi yöntemidir. Kuantum fiziğinde maddenin hem bir kütlesi hem de bir titreşimi yani frekansı vardır. Bu her madde için geçerlidir. Biyo dememizin sebebi her bir hücrenin, her bir dokunun, her bir organın kendi yaydığı frekans var. Nasıl bir katı maddenin, kurşun, civa, metalin kendi frekansı varsa her bir hücrenin de kendi içinde oluşturduğu bir frekansı var. Biz buna biyorezonans diyoruz. Tedavi yöntemimizin temelinde de bu oluşturmaktadır. Evet, peki hocam nasıl yapılır? Bunun hasta tarafından sorgulandığı zaman ağrısı, sızısı olan bir yöntem midir? Biraz bundan bahsedelim. Biyorezonans tedavisi ağrı ve sızısı yok. İlk başta sadece ağrısı, sızısı parmak ucundan aldığımız birkaç damla kandır. Bunu da alıp test edip bununla birlikte çıkan test sonucuna göre basamak basamak uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Hangi hastalıklar için uyguluyoruz bunu? Bunu daha çok başta alerjiler olmak üzere biyorezonansın temelinde ilk başladığında zaten alerji tedavisiyle başlayıp sonra diğer sistemlere de bunu eklenmiştir. Alerjiler, fibromiyajlar, kas eklem hastalıkları, sigara bırakma, otoimmün hastalıklar gibi pek mide bağırsak rahatsızlıkları gibi pek çok gıda alerjileri ve intoleransların tedavisinde kullanılmaktadır. Şimdi çok şey saydınız. Bunların içinde son zamanlarda belki de en önemli, en çok konuşulan iki şey var, iki başlık var. Birisi alerji, diğeri ise sigara. Sigaraya gelmeden önce alerji konusuna girmek istiyorum. Özellikle çocuklarda son zamanlarda alerji olanlarında artış var. Bu noktada anne babalara tavsiye ediyor muyuz? Şimdi alerjilerde sebebin bu kadar çok olmasının sebebi yediğimiz gıdaların süt proteinleri ve arkasından gelen gıdalardaki tüm hepsinin kimyasalların kullanılmasına bağlı olarak atopi yani alerjilerin çok sıklığı artmıştır. Biz burada her bir alerjini tespit edip ona göre hastalara tedavi uyguluyoruz. Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Aldığımız kan damlasından biyofiziksel yöntemlerle, frekans yöntemiyle tespit ediyoruz. Sütün yaydığı bir frekans var. Bunu sizin vücudunuza ya da orada hastanın aldığımız kanı üzerinden bu tespiti yapıyoruz. O tespiti yaptıktan sonra da cihazla birlikte bunun belli programları var. Cihaza yüklenen programları. O programlarla birlikte kişiye özgü olarak tedavileri uyguluyor. Şunu doğru anladım değil mi? Parmak uçlarından alınan kan. Evet. İle test yapılıyor. Yani normalde alerjiler nasıl yapılır? Nokta 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 bir şeyler yapılır buraya. Öyle değil. Değil. Sadece parmak ucundan alınan kan örnekleriyle. Evet, bir sefer aldığımız, ilk seferde aldığımız kanla yapılır. Çocuklarda da yapılabilir mi bu? Çocuklarda da. Yaş sınırı? Yaş sınırımız yok. Biyorezonans organ nakli olanlarda, kanamalı hastalığı olanlarda, kalp pili olanlarda uygulanmamaktadır. Onun haricinde herkes de kullanabiliriz. Peki sigara konusu. Belki de son dönemin en popüler konusu. Evet. Yani sigarayı nasıl bıraktırıyor? Aslında temelinde aynı alerji tedavisi gibi bir tedavi sistematiği var burada. Sigaranın içtiği sigarayı bize getiriyor. Biz içtiği sigarayı alıp cihaza koyuyoruz. Bunun ters frekansını vücuduna gönderiyoruz. Gönderdiğimiz frekansla bu hastamızda içme isteğini azaltıyoruz. Sigara bırakmadı. Cihazın yaptığı etki şu. Birincisi içme isteğini azaltıyor. İkincisi içtiğinizde gripliyken içtiğinizde ağız tadının bozulması, ondan sonra kötü koku gelmesi gibi bir etkisi oluyor. Ayrıca sigara bırakmada en çok faydasının olduğu noktalardan bir tanesi de sigarayı siz kendi halinizde bıraktığınızda nikotin yoksunluğu yaşıyorsunuz. Bu yaşadığınız yoksunluğun belirtileri baş ağrısı, aşırı sinir, stres, gerginlik gibi belirtiler olur. Bizde biyorezonans tedavisinden sonra bunlar oluşmuyor. Biz bu tedavide bunu yapıyoruz. Artı tedaviyle birlikte detoks programı ve elektroakupunktur yöntemiyle bağımlılık noktalarına biyorezonans yöntemiyle tedavi veriyoruz. Hastalar sigarayı bırakıyorlar. Bırakma oranları
hastaların %90'a varan oranda bırakıyor. Bırakmaktaki tek şey, hasta artık ben sağlığıma sigara dokunuyor diyorsa gelip bu tedaviyi çok rahatlıkla olabilir. Kaç seans bu tedaviyi uygulamak gerekiyor? Sigara bırakma seansı tek seanstır. Hı hı. Çok bir 10. 15. gün böyle hastada bir içme isteği tekrardan doğarsa bir 20 dakikalık ikinci bir programa çağırıyoruz, hı hı, ve tedaviyi noktalıyoruz. Başarı oranı da %90'larda diyorsunuz. %90'larda. Yani bu da 10 kişi başvurduysa 9'u muhakkak sigaraya veda ediyor. Evet, sigarayı bırak. Şöyle diyebilir miyiz? Sigaraya veda etmenin Türkiye'deki hatta dünyadaki en hızlı, en güvenilir yöntemi. Evet, hatta Biorezonans 2005 yılında Türkiye'ye ilk geldiğinde televizyonlarda tek seansta sigarayı bırakma diye girmiştir. Hmm. Ve bu yöntemle ilgili bir sürü şeyler, reklamlar olmuş. Dünyada uygulanan bir yöntem değil mi bu? Evet, dünyada yaklaşık 40 yıldır uygulanıyor. İlk Almanya'da başlamış bir yöntemdir. Türkiye'de de 2005 yılından beri devam etmektedir. Almanya'da ne kadar zamandır uygulanıyor dediniz? 40 yıldır. Türkiye'ye 2005 yılında. 2005 yılında. Ya aslında yeni bir teknoloji Türkiye için. Evet, Türkiye için yeni bir teknoloji. Evet. Peki, buna benzer bazı başka hastalıkların, işte kas eklem ağrıları dediniz. Evet. Bunların tedavisinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Demin söyledik ya, her şey frekans üzerinden gidiyor. Aha. Burada hastanın mesela bir bel fıtığı var. Bunun sebeplerini buluyoruz. Hı hı. İşte yine bir parazit, bakteri, viral bir yük. Bunlar normal hastalıklarla ilgili, hı hı, yükleri olabilir. Bunları tespit ediyoruz. Ama aynı zamanda oradaki dokunun, patolojik dokunun yaydığı frekansı alıp bu frekansın düzeltilmiş şekilde vücuda uyguladığımızda orada doku onarımı ve doku iyileşimi oluyor. Cihazın tedavi sistematiğinde kendi vücudu iyileştirici, doku onarıcı, hücre yenileyici programları var. Bunları vererek oradaki dokunun onarımını, tamirini ve güçlenmesini sağlayarak bu tip bir iyileşme oluyor. Bel fıtığına ne kadar bir oranla kesin çözüm ya da ne kadarlık bir oranla çözüm? Şimdi bel fıtığının pek çok çeşidi var. Patlamış fıtıkları, hı, var. Hocam şunun için soruyorum. Benim annemde mesela bel fıtığı vardı zamanında, fi tarihinde. Bundan 20 sene öncesinden bahsediyorum. Ve doktor gezmesine rağmen uzun süre ameliyat dışında bir tedavi yöntemi geliştirilemedi. Ameliyattan da o dönemlerde en azından teknoloji yetersiz olduğu için felç olma oranı %50-50 idi. Şimdi tabii çok daha ileride teknoloji ama bel fıtığı bu ülkedeki insanların birçoğunun kaderi. Tam da bu noktada sizin söyleyeceğiniz şeyler milyonları etkiliyor olabilir. Bel fıtığına kesin çözüm diyebilir miyiz? O yüzden soruyorum. Bel fıtığında çok ciddi bir oranda iyileşme sağlıyoruz. Çünkü fıtık deyince oradaki dokunun, mesela fıtık içinde geçerli, aynı zamanda dizlerdeki yaşlanmaya bağlı kıkırdak dejenerasyonlarında da orada ne kadar sağlam dokumuz varsa, hı hı, ne kadar kaliteli dokumuz varsa bu sistemle oradaki frekansları uyararak, oradaki titreşimleri uyararak iyileşmeyi çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Şöyle bir şey sanki, iyi olan hücreleri yayıp kötü olan hücreleri onlara karşı mağlup hale getiriyorsunuz gibi bir şey algılıyorum. Doğru mudur? Şöyle, iyi sağlıklı hücrelerin gücünü arttırıyoruz. Hı hı. Bozulmuş hücrelerin onarılmasını, zararları uzaklaştırıyoruz. Mesela zararlıdan ne? Bakteri, parazit, hı hı, viral yükler, kimyasal yükler, detoks programlarımız var bizim mesela. Her hastaya uyguladığımız bir yöntem. Detoksları, ağır metal yüklerini, bunları vücuttan atıyoruz. Virüs, bakteri, parazit, bunların ters frekansını verip onları nötrleştirip detokslarla vücuttan bunları atıyoruz. Ama aynı zamanda sizin tükürüğünüzü, kanınızı alıp aynı zamanda hasarlı dokuya, rahatsız olan dokunuza elektrot bağlayarak oradaki frekans alıp cihaza gönderip doğru frekansları yükselterek iyileşmeleri sağlıyoruz. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Aktarmak istediğiniz başka şeyler varsa izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Herkese sağlıkla kalın diyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Arkadaşlar, sağlıklı, mutlu yarınlar diliyoruz size. Bunun için de tabii sağlığımıza ve beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Doktor Mahmut Çelik'le birlikteydik. Biyorezonansı konuştuk ve farklı konuları sizlerle konuşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.